Diyarbakır'da 2500 güvenlik görevlisinin katıldığı dev operasyonu dün akşam bu ekrandan sizlere aktarmıştık. Baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi ve aralarında kanlı eylemler yapmak üzere görevlendirilen PKK'lılar da var. PKK terör örgütüne ait Pinsken'e biri. Asker ve polis el ele verdi. PKK'nın para kaynağı olan uyuşturucu tarlaları alev alev yandı. Cumhuriyet tarihinde PKK terör örgütüne vurulan bu en ağır darbede gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Buradan çıkan, elde edilen uyuşturucunun parasıyla örgüt haraç alıyor ve bu haraç metropollerde bomba olarak, kırsalda silah olarak askerimize, polisimize ve masum vatandaşımıza dönüyor. PKK terör örgütünün kurulduğu Fis, yani ziyaret köyünün hemen yakınlarındaki bir tarladayız. Bu tarlanın tamamı neredeyse uyuşturucuyla ekilmiş durumda. Hint keneviri, yani esrarın ham maddesi olan bu uyuşturucu birazdan jandarma ve özel harekat timleri tarafından imha edilecek. Tar Haber'in adım adım izlediği operasyon işte böyle başladı ve hala devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu da var. PKK kamplarında silahlı eğitim alan ve büyük şehirlerde eylem yapmak üzere görevlendirilen 7 terörist bu operasyonda yakayı ele verdi. Tar Haber tarihi operasyonun tarihi detaylarına da ulaştı. Operasyon için düğmeye 6 ay önce basıldı ve bütün uyuşturucu tarlaları tek tek tespit edildi. Hedefte tam 12 köy vardı. Bir gün önce olası bir saldırıyı önlemek için Dibek köyüne baskın düzenlendi. Çatışmada 11 PKK'lı öldürüldü. Ertesi sabah operasyon başladı. Lice'ye bağlı Uçari köyüne karadan gidilmesi planlanıyordu. Ancak PKK terör örgütünün uyuşturucu tarlalarının civarını mayınladığı anlaşıldı. Örgüt buralarda esrar ekiminin yapılabilmesi için, güvenlik güçlerinin gelmemesi için belli alanları mayınlıyor. PKK tarlalara kimse yaklaşmasın diye adeta ölüm tuzakları kurmuştu. İşte bu nedenle uyuşturucu tarlalarına karadan değil havadan helikopterle inildi. Tarlalarda bulunan Hint kenevirleri polis ve jandarma tarafından önce söküldü, sonra bir araya getirildi. Şimdi de imha ediliyor. Operasyon sonunda jandarma ve özel harekat timleri PKK'nın köylülere nasıl eziyet ettiğini de ortaya çıkardı. Terör örgütü PKK kendilerinden izinsiz ekim yapan köylülerin kamyonetlerini yakıyor, köylüye ceza veriyordu. İşte bir örnek. PKK köylülerin 200'e yakın kamyonet, traktör, otomobil ve iş makinesine el koydu. Köylüler aralarında 1 milyon lira toplayıp araçlarını geri aldı. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonuyla köylülerin çektiği eziyet de sona erdi.